İşte ABD'nin günlerdir beklediği karar biraz önce onaylandı. Kongre binasının Trump yanlıları tarafından işgal edilmesinden bir hafta sonra Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Trump'ın azledilmesi kararı 197 red oyuna karşı 232 oyla kabul edildi. İşte işin ilginç yanı aslında yapılan bu oylamada Cumhuriyetçi 10 Temsilciler Meclisi üyesinin Trump'ın azledilmesi yönünde oy kullanmasıydı. Dolayısıyla bu duruma Cumhuriyetçi kanatta seçim sürecinden bu yana başlayan bölünmelerin de bir sonucu diyebiliriz. Başkan Donald Trump bu oylama sonucuyla ABD tarihinde azledilme tasarısı ikinci kez onaylanan ilk Amerikan başkanı oldu. İlk azil kararı Trump için 2019 yılının Aralık ayında alınmıştı. İşte o süreçte hiçbir cumhuriyetçi Trump'ın azledilmesi yönünde oy kullanmamıştı. Ancak 13 Ocak'ta yani bugün yapılan Temsilciler Meclisi oylamasında durum böyle olmadı. Demokratlarla beraber 10 cumhuriyetçi üye Trump'ın azledilmesi yönünde evet oyu kullandı. Aslında Amerikan tarihine baktığımızda hakkında azil kararı alınan 3. ABD Başkanı Donald Trump. Daha önce ABD tarihinde Trump'tan önce iki başkan azledilmişti. Bunlardan biri Andrew Johnson 1868'de ve Bill Clinton ise 1998'de Temsilciler Meclisi tarafından azledilmiş. Ve üçüncü olarak da Başkan Donald Trump vardı bu isimler arasında. Fakat bu zamana kadar bu başkanlar birer kez azledilmişti. Amerika 13 Ocak'ta bu konuda da bir tarihi karar aldı. İkinci kez bir ABD başkanı azledilmiş oldu. Bugünkü yapılan Temsilciler Meclisi oturumunda Başkan Donald Trump'ı isyana teşvik suçlamasıyla suçladılar. Bu nedenle azledilmesi gerektiğini belirttiler. 6 Ocak'taki Beyaz Saray'ın güney kanadındaki gösterilerde Başkan Donald Trump'ın destekçilerine karşı yaptığı konuşmada Trump birlikte kongre binasına yürüyeceğiz demişti yaptığı konuşmanın sonunda. Ben de size eşlik edeceğim demişti. İşte demokratlar bu sözlerin isyana teşvik olduğunu belirttiler oturumda. Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda özellikle Trump'ın bu sözleri üzerinde duruldu. Cumhuriyetçi kanada baktığımızda ise cumhuriyetçiler Trump'ı savunmak yerine daha çok bu azil kararının halkı daha çok böleceği uyarısında bulundular. Fakat bu uyarılar sonuçsuz kaldı, yetersiz kaldı. Temsilciler Meclisi üyeleri 10 cumhuriyetçinin de desteğiyle Başkan Donald Trump'la ilgili ikinci kez azil kararını almış oldu. İşte şimdi ise akıllarda tek bir soru işareti var. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Süreç şöyle olacak. Senato'da Trump'ın suçlu olunup olunmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak. Fakat Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Dolayısıyla bu da en az 17 cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi demek. Bakalım neler olacak, bekliyoruz süreçte. Ayrıca yemin törenine de bir hafta kalmış durumda. Başkent Washington'da çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Özellikle kongrenin çevresi tellerle çevrilmiş durumda, kongre binasının etrafı. Birkaç güne kadar ulusal muhafızların elinde silah yoktu ancak silahlar dağıtıldı. Şu an ulusal muhafızlar da kongre çevresinde ellerinde silahlarla nöbet tutuyorlar. 20 Ocak başkent Washington'da Biden'ın yemin töreninde 20 bin ulusal muhafızın görev yapması planlanıyor. Anlatacaklarımız bu kadar. Tekrardan elimize geçen bilgilerle size aktarmaya devam edeceğiz. Özlem Şenşar, Real TV Washington.